Bu videoda trigliseritin moleküler yapısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Günlük konuşmamızda genellikle trigliseritten yağlar olarak bahsederiz. Yağ kelimesi göze ve kulağa korkunç ve tehlikeli bir şeymiş gibi gelmesine rağmen aslında yaşamın devamlılığı açısından son derece önemli olan besinlerden biridir. Yağ deyince aklınıza hemen tereyağı gibi şeyler gelmesin. Zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi sıvı halde olan yağlar da vardır. Trigliserit için daha teknik bir terim ise evet trigliserit kelimesini örneğin doktora gittiğinizde duyabilirsiniz. Bu aynı zamanda triasil gliserol diye de bilinen bir terim. Bunu farklı renklerle yazacağım. Evet. Tri asil gliserol Açıkçası ben bu ikinci terimi daha çok seviyorum. Çünkü molekülü parçaladığınızda ortaya daha anlamlı bir şey çıkıyor. Bu arada trigliserol kelimesi yağ yerine kullanılır. Ve örneğin kolesterol testi yaptırdığınızda laboratuvardan gelecek sonuçta kanınızdaki trigliserit oranını ya da yağ yoğunluğunu içerir. Şimdi size trigliseritin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Burada bir trigliseriti oluşturan molekülleri görüyorsunuz. Soldaki molekülün adı gliserol. Yukarıda kullandığı mavi rengi kullansam burada daha iyi olacak. Bir dakika evet. Ne demiştik? Bunun adı gliserol. Burada üçlü bir karbon zinciri var ve bu karbonların her biri de bir hidroksil yani OH grubuna bağlı. Bağlı olan tek bir hidroksil grubu olsaydı bir alkol elde ederdik. İşte bu yüzden bu da bir alkol olarak değerlendirilir. Hatta triol olarak da bilinir. Evet, 3 tane hidroksil grubumuz var ve bu bir şeker alkolü olarak tanımlanıyor. Şeker alkolü. Neden alkol olduğunu anladınız değil mi? Doğru, çünkü hidroksil grupları var. Ayrıca tatlıdır da. Yani eğer gliserolden yapılmış bir solüsyon içerseniz tadının oldukça şekerli olduğunu fark edersiniz. Bush müzik grubunun Gliserin isimli şarkısını biliyorsanız bu kelimeyi daha önce duymuşsunuzdur. Şarkıda geçen gliserin aslında gliserol demek. Evet, gliserolün ne olduğunu şimdi öğrendik. Bir gliserol molekülü 3 tane yağ asidi ile tepkimeye girdiğinde bir trigliserit elde ederiz. Böylece sağ taraftaki arkadaşlarımızın da yağ asitleri olduğunu öğrenmiş olduk. Bunların hepsi birer yağ asidi. Bu bir yağ asidi, bu bir başka yağ asidi ve bu da üçüncü yağ asidi. Bu moleküllere neden yağ asidi isminin verildiğine gelince buradaki uzun karbon zincirini görüyor musunuz? Araya nokta 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 koydum çünkü bu zincirler değişik sayıda karbon atomu içerebilir. Yaptığım araştırmalar sonucu bu sayının 20 küsürlerde olduğunu söyleyebilirim. Biyolojik sistemlerin çoğundaki karbon sayısı çifttir. Örneğin hayvan biyolojilerinde bu sayının 16 ila 20 arasında değiştiğini biliyoruz. Karbon sayısı eğer çiftse zincirdeki karbonlar ya 16 ya 18 ya da 20 tane olur. Buraya çizdiklerimin hepsinde tek bağ olduğunu görebilirsiniz. Bu bağların hepsi de hidrojenle yapılmış. Ama burada tek bağlar yerine çift bağlarda olabileceğini bilmelisiniz. Bu konuya doymuş ve doymamış yağlardan bahsederken değineceğiz. Evet, buradaki karbon zinciri hidrofobdur, yani suda çözülmez. Bu moleküle yağ adının verilmesinin sebeplerinden biri de bu zaten. Sol tarafta da, yani ben sol tarafı çizdim ama, bir karboksil grubu var bu tarafta da. Bahsettiğim karboksil grubu işte bu. Evet yazalım. Karboksil grubu. Karboksil grubu asitiktir. Yani molekülün bu kısmı için hidrojen vermek oldukça kolaydır. Neden mi? Çünkü bir hidrojen, daha doğrusu hidrojen protonu demeliyim, elektron verdiğinde bu oksijen atomu elektronları alır ve negatif yük buradaki oksijen ve buradaki oksijen arasında dağıtılır. Karboksil grubunun hidrojen vermeyi istemesi yüzünden asidik olduğunu bir kere daha tekrar ettikten sonra sanırım bu moleküle neden yağ asidi dendiğini daha iyi anlamışsınızdır. Bu arada bu üç molekülün birbirlerinin aynısı olmayabileceğini de bilmelisiniz. Bunda 18, bunda 16 ve bunda da bazıları çift bağ yapmış olan 20 karbon olabilir. Hepsi farklı olabilir, anlaştık mı? Peki sizce bunlar nasıl oluyor da bir araya geliyor? Belki yaşınız yetmez siz hatırlayamayabilirsiniz ama bu aynen çok eski bir çizgi filmdeki gibi benim çocukluğumda vardı bu biz çok seyrederdik. Voltran'ı oluşturmaya benziyor. Gerçekte neler olduğuna gelecek olursak bu biraz organik kimya ve dehidrasyon sentezi konularına girecek ama bu oksijenlerin her birinde yalın bir çift bulunur. Evet, hidroksil grubundaki bu oksijenlerin her birinde yalın bir çift, aslında iki yalın çift vardır. Şöyle, şunu da çizeyim. Evet, buradaki kısmen yüklü karbon iki oksijenle üç bağ yapmıştır ve bu oksijenler oldukça elektronegatiftirler. Eğer bu iki molekül doğru bir şekilde rastlaşırsa, buradaki iki elektron buradaki kısmen pozitif yüklü karbonla bağ yapmak için kullanılabilirler. Bu bağ oluştuğunda da bu bağ kopar çünkü buradaki oksijen nasıl yani bir çift daha elektron mu paylaşıyorsun? Yeter bu kadar arkadaş yeter ben bu elektronları kendime saklayacağım. Hatta daha da iyisi bu hidrojen proton, protonlarını konuşamıyorum. Bu hidrojen protonlarını ben yakalarsam belki bir su molekülüne dönüştürebilirim der. Yani bunu böyle bu kadar haince demeyebilir, bu şekilde de söylemeyebilir ama kendi kendine içinden böyle sakince bunları söyler. Bu anlattığımın tabii ki de bu şekilde gerçekleşmediğini biliyorsunuz. Tam olarak neler olduğunu organik kimyada ee, biraz ilerlediğinizde göreceksiniz. Yine de az önce anlattığım şey üç kere gerçekleştiğinde yani burada ve burada da beyaz rengi kullanayım. Bu oksijen elektronları geri alıp başka bir hidrojen protonu yakaladığında ya da belki de hidrojen protonunu önce yakalar ve o sırada yanlarından geçmekte olan bu molekül bu fırsattan yararlanır. Böyle de olabilir. Bu olay farklı şekillerde gerçekleşebilir. Aynı şeyin burada da olduğunu düşünürsek buradaki yalın çiftlerden biri gelip Karboksil grubundaki bu karbonla bağ yapar ve bu oksijen elektronları kendine alarak bir hidrojen protonu ile paylaşır ve bir su molekülüne dönüşür. Böylece buradan bir, buradan bir tane daha ve buradan da bir su molekülü elde ederiz. Bu işlem ya da tepkime sonunda 3 su molekülü üretilir. Bu tepkimeye dehidrasyon sentezi denmesinin sebebi de bu zaten. Peki tüm bunlar olduktan sonra ortaya nasıl bir şey çıkacak öğrenmek ister misiniz? Ekranı biraz aşağı kaydıracağım. Evet işte böyle. Burada yeşille ve biraz da eğrisel bir şekilde çizdiğim bu bağ aslında buradaki bağ. Bakın ikinci bağ burada ve üçüncüsü de burada. Çizdiğim şeklinde oksijenlerin hepsi hidrojenlerini bıraktı. Bunlar aynı zamanda biraz önce ya da biraz sonra da olabilirler. Kimya arkadaşlar çok da temiz ve net bir şey değil. İsterseniz şuralara hidrojenleri çizeyim. Buraya, buraya ve buraya da pozitif yükleri de çizelim. Evet. Bu esnada başka bir su molekülü yanaşıp bu hidrojenleri oksijenlerden çalar ve geriye şunları hemen sileyim. Geriye işte bu molekül kalır. 3 tane su molekülü üretildiğini de unutmayalım. Bu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Su moleküllerini görmezden geldiğimizde ise karşımızdaki molekülün adı trigliserit olacak. Hemen not edeyim. Hatta bir saniye. Daha teknik olan adıyla triasil gliserol yazayım. Gliserolün nereden geldiğini biliyoruz. Öyle değil mi? Buradaki gliserol ya da gliserin, bel kemiği molekülün adındaki gliserolü açıklıyor. Asil ise bir karbonil grubunun parçası olan ve burada R olarak not edeceğim bir organik gruba ve başka bir şeye bağlı bir karbondan oluşan fonksiyonel bir gruptur. Elde ettiğimiz molekülde bu asil gruplarından 3 tane var. Bu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Hepsi birer oksijene bağlı. Buradan başka bir fonksiyonel gruba geçiyoruz. Başka bir renk kullanayım. Bir karbonil grubu olduğunu düşünelim. Bir organik zincir, bir oksijen ve bir başka organik zincir olduğunda ortaya bir ester çıkar. Biz de burada üç tane ester görüyoruz. Bir tanesi burada, bir tanesi burada ve Üçüncüsü de burada. Bu videoda sadece yağ trigliserit ya da triasil gliserolden değil, tüm bu fonksiyonel gruplardan da bahsettik. Artık triasil gliserol isminin nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz, değil mi? Gliserol bel kemiğini 3 tane yağ asidine bağlanmasına olanak veren 3 tane asil grubunu da inceledik. Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan yağ kelimesinin moleküler anlamda neye benzediğini de görmüş olduk. Bunlar da yağlara ait bazı fotoğraflar. Mesela bu Hindistan cevizi yağı. Sıcaklığı erime noktasının altında olduğundan katı halde bulunuyor. Bunun ne yağ olduğundan tam olarak emin değilim ama sıcaklığı erime noktasının üstünde olduğu için sıvı halde bulunuyor. Artık oda sıcaklığında sıvı halde bulunan yağlara neden sıvı yağ dendiğini de öğrendik. Birçok trigliseritten meydana geliyor. Evet, burada bir trigliserit karışımı var ve eğer bunun moleküler yapısını görebilecek olsaydık, aynen buradakine benzeyen ama yağ asitlerindeki karbon sayısı ve bağ sayısı farklı olabilecek bir yapı ile karşılaşmış olurduk.